Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te acayip ilginç, acayip manyak bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi kamyonlarla dolu manyak bir evin önündeyiz. Peki bugün ne yapıyoruz? Şurada gördüğünüz küçük kamyon var ya, bugün o oluyoruz ve bir gün boyunca küçük kamyon olarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şurada gördüğünüz annemiz kamyon, şurada gördüğümüz babamız kamyon. Ve evet, şu da biziz. Kamyon Junior. Bu videonun mantığını, bu videonun felsefesini sorgulamayın. Ben de hangi kafayla yaptığımı bilmiyorum. Arkadaşlar, bugün yavru kamyon olacağız. Ve yavru kamyonların başına neler geliyor onları inceleyeceğiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bence acayip troll ve komik bir video olacak. Hadi başlayalım. Bakalım neler olacak, vallahi ben de hiç bilmiyorum. Vıyy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 y
Babacım sen de görüyor musun? Ya ne kadar yetenekliyim baba. Bak 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 bak. Ben artık sizinle birlikte gelmeye ve yük taşımaya hazırım. Anne bak bak. Görüyor musun beni? Ne kadar büyüğüm, ne kadar güçlüyüm. Ya bence ben hazırım anne, baba. Sizinle bugün kömür madenine gelmeme ve çalışmama izin verin. Ya ben artık büyüdüm kardeşim. Kendi paramı kazanmak istiyorum. Baba sen benim yaşımda işe başlamadın mı? Ben de başlayayım. Olmaz ufaklık, olmaz. Hayır, sen bizimle gelemezsin. Senin burada kalman lazım. Sen daha yük taşımak için çok küçüksün. Öyle değil mi hanım? Evet oğlum. Baban doğru söylüyor. Sen daha küçüksün. Büyüyünce taşırsın. Ya bana ne anne ya? Bana ne? Allah Allah. Ben de taşımaya gelmek istiyorum. Babacım benim yaşımda başlamış bu işe. Ben de taşıyabilirim. Baksanıza. Acayip hızlı gidiyorum ya. Oğlum şu çevikliğe bak. Babamdan acayip çeviyim anne. Bak babamın altından geçeceğim. Babam hissetmeyecek bile. Görüyor musun babacığım? Resmen ben pro canavar kocaman dev efsane bir makinayım ya. Beni de götürün lütfen. Evde çok sıkılıyorum. Yalnız başıma ne yapacağım bilmiyorum ya. Sizinle geleyim de en azından çalışayım. Görüyor musun? Dengede de duruyorum. Hazırım bir. Olmaz diyorum oğlum. Sen gelemezsin. Kömür madeni çok tehlikeli bir bölge. Ve küçüklerin girmesi yasak. Sen burada kalacaksın. Evet oğlum. Tehlikeli ve yasak. Babanı dinle. Burada kal. Ya hayır ya hayır. Bana ne Allah Allah. Bana ne. Ben burada kalmak istemiyorum. Ben o çocuğun oyuncağı olmak istemiyorum. Şuna bak. İçime oyuncak adam falan koymuş. Ben oyuncak olmak istemiyorum. Oy, kahvaltımızı da yaptık. E hadi işe gidelim artık hatun. Madende bizi beklerler. Kamyonlar da burada. Hazır benimkinin motoru çalışıyor vaziyette. Sen de motorunu çalıştır da gidelim. Ya bu Mehmet yine oyuncağını burada mı bıraktı? Kızım çalarlar çalarlar. Mahalle tehlikeli diyorum. Oyuncak arabayı niye dışarıda bırakıyor? Ay ne bilsin bey. Çocuk daha hırsızlıktan falan anlamaz. Hadi kömür madenine gidip bütün gün çalışıp sadece 15 dolar kazanalım. Keriz gibi hadi. Ya vallahi delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Para kolay kazanılıyormuş gibi böyle bırakıyor oyuncakları dışarıda. Gerçi oyuncağı da ben almadım ya. Sokakta bulduk. Sonuçta sokakta bulunmuş oyuncak. Çalınsa da pek bir şey olmaz ama. Olsun yine de canım. Bedava diye öyle israf etmek olur mu? Allah Allah. Yani bu işin de bir raconu var ya. Hadi gidelim bakalım hatun. Bütün gün kömür madeninde çalışalım. Aman diyeyim kapıyı kırma. Daha yeni yaptım zaten. Bayağı problemli oluyor. Ya anneciğim ya. Ya beni bırakıp gidiyorsunuz ama. Anneciğim. Ya of ya. Yine gittiler. Ya ben çocuğun oyuncağı olmak istemiyorum. Ben de çalışmak istiyorum sizlerle ya. Şuna bak babam ne kadar heyecanlı. Üf ya. Babam aşağı gitti lan. Tövbe estağfurullah annem de oradan gidiyor. Yeni kısa yol mu buldular anlamadım ki. Nereden gittiler ya? Ben görmeyeyim diye mi öyle gidiyorlar anlamadım ki. Nereye kayboldu oğlum annemle babam? Neredeler lan? Aa aşağıdan gidiyorlar. Oğlum gidiyorlar ya. Acaba gizlice peşlerinden gitsem yetişir miyim onlara? Belki de yetişirim. Ben de çalışmaya hazırım anne. Ah bayırdan çıkamadım lan ama. Ben de hazırım. Ben de geleceğim. Ben de. Bugün ben de kömür madeninde çalışacağım.
çocuğun oyuncağı olmaktansa kömür taşımayı tercih ederim. Ulan gücüm yetmiyor. Anneciğim, babacığım. Ulan normal yol varken ben niye buradan çıkmaya çalışıyorsam kafama tüküreyim. Şurada yol var zaten. Ah, çıktım işte. Büyüğüm ama zekanın kırıntısı yok işte. Ne yapacaksın? Annemle babamı yakalamam lazım. Benim de orada çalışmam gerekiyor. Merhabalar. Kolay gelsin. Oğlum ben gidiyorum. Gideceğim, çalışacağım. Ama bu kömür madeni nerede? Hiçbir fikrim yok. O yüzden tamamen yolu takip edeceğim. E nereye giderse yol, oraya gideceğim. Aa, ne kadar değişik arabalar var lan etrafta. Oğlum bunlar ne biçim kamyon ya? Gerçekten garip ha. Yalnız ben bayağı hızlı gidiyorum. Oha! Baksana! Babam bu kadar hızlı gidemiyor oğlum. Ben resmen normal arabaları yakalıyorum ha. Kamyon olmama rağmen acayip hızlıyım. Babam normalde kamyonlar bir işe yaramaz. Onlar sadece yük taşır. Onlar hamal derdi ama. Şuna bak! Normal arabadan hızlıyım ha. Merhabalar abi. Merhabalar. Merhaba. Bak senden daha hızlıyım, görüyor musun? İçindeki adam nasıl bakıyor lan? Acayip hızlıyım abi. Sahip bas ya, oyuncak bile geçiyor bizi. Abo, resmen uçuyorum abi. Çok iyi lan. Acayip hızlıyım ya. Gerçekten mükemmelim ha. Oğlum nereden gitti annemle babam acaba ya? Nereden gittiler? Ha. Nerede kalıyor ki maden ya? Hiç bilmiyorum ki. Gerçi annemle babam topraklı yollardan gidiyordu. Belki de buradan gitmişlerdir ha. Olamaz mı? Bence olur. Hadi hadi hadi, çıkarsın küçük kamyon hadi. Ve çıktım. Anam, ne kadar çok araba var. Bu kadar arabayı ömrümde ilk defa gördüm. Oha! Oğlum çok büyükler lan, bir sürüler bir de. Anam! Arabanın arkasında araba var. Oha! Çok ilginç. Ben nasıl geçeceğim ya, nasıl geçeceğim? Karşıya geçmek istiyorum. Annem kesin karşıdan gitmiştir. Ezmeyin beni, ezmeyin, ezmeyin! Aman tamam tamam, bağırma abi. Ulan bağırdı ya. Ezmeyin beni ne olur. Ben böyle gideceğim, madeni bulacağım. Aa, orada kocaman bir tane kamyon amca var. Acaba nerede olduğunu biliyor mudur ya annemin? Yok ya, ona soramam. Etrafta insanlar var. Ben bu yolu takip edersem bence eninde sonunda madene ulaşırım. Allah Allah, nerede ya bu maden? Oğlum annemgil nerede çalışıyor ya? O kadar yol geldim, hala bulamadım ha. Arabalar da garip garip bana bakıyor. İçindeki insanlarla birlikte. Ya nerede ki bu maden? Nerede çalıştıklarını bilmiyorum ki. Kafama göre geldim. Doğru yerde miyim, yanlış yerde miyim bilmiyorum. Hayır, yolun ortasına çıkıyorum. Hemen bağırıyorlar ya, kızıyorlar bana. Küçüğüm diye galiba. Ben küçük değilim, tamam mı? Ben madende çalışacak kadar büyüğüm. O ne lan? Anam, onlar ne oğlum? Kocaman duvarlar var lan. Nereye geldim oğlum ben? Oha! Ne kadar büyük duvarlar. Neresi oğlum burası? Maden dedikleri yer bura mı acaba? Oğlum çok büyük, baksanıza. Kocaman duvarlar. Sanırım annemle babam burada çalışıyor. Çünkü bu kadar büyük duvarlar yalnızca madenlerde olur. Neredeyim ya ben? Ne biçim maden oğlum burası? Annemler tam olarak nerede çalışıyor? Ve bunlar niye duruyor? Ne var ya? Allah Allah, gidiyorum işte, tamam. Oradan gitmem. Ah! Hemen... Ne? Hemen korna çalıyorlar ya. Bana bağırıp duruyorlar. Nerede acaba ya? Nerede annemle babam? Teşekkürler abi durduğun için. Çok garip bir ortam ya. Çok garip bir ortam. Hava da kararıyor bir yandan. Acıktım da. Nerede bulabilirim acaba akşam yemeği ya? Annem ne güzel biberonda benzin veriyordu. Üf, nereden bulabilirim benzin? Acıktım ha. Yok mu şöyle benzin içebileceğim bir yer? Acıktım. Ya acaba insanlara sorsam yardımcı olurlar mı? Merhaba insan. Benzin. Ne oldu ya?
Kızdı bana. Bir şey demedim ki, benzin istedim. Çok sinirli insanlar. Sanırım maden işçileri. Ya bana yardımcı olabilecek kimse yok mu? Benzin istiyorum. Benzin. Oğlum hiçbir yerde benzin yok mu ya? Abi merhaba, benzin var mı? Merhaba küçük. Sen bu küçücük halinle ne geziyorsun burada? Çekil yoldan, çekil ezecekler. Ne demek ne geziyorsun abi? Acıktım işte, benzin arıyorum. Kim ezecek ya beni? Çekilsene kardeşim. Ha? Tamam abi, ne kızıyorsun ya? Aa, ne kadar sinirli oğlum. Abi benzin ne tarafta var? İleride benzinlik var küçük. Yalnız senin burada ne işin var ya? Sen tek başına sahipsiz falan geziyorsun. Kimsin, necisin oğlum? Abi ben kamyon ya. Kamyon Junior. Ben köyden geliyorum. Annemle babam madenci de madene geldim. Burası maden değil mi? Hayır, ne madeni? Burası şehir. Yanlış gelmişsin. Köy çok uzakta. Senin burada ne işin var? Burası şehir mi? Anam. Demek bu büyük duvarlar o yüzden bu kadar büyük. Ben maden yerine şehre mi geldim abi? Evet küçük. Ve acilen evine dönmen gerekiyor. Yoksa burası geceleri küçükler için çok tehlikeli. Senin bir yerlerde saklanman lazım. Bir yerlerde. Çok mu tehlikeli? Bir yerlerde mi saklanmam lazım? Abi ben buraları bilmiyorum. Evim çok uzak dediğin gibi. Ne yapacağım abi? Kusura bakma küçük. Sahibim geldi. Ne yapacağını bilmiyorum. Lakin sokaklarda kalma. Çok tehlikeli. Çok mu tehlikeli? Abi nereye gidiyorsun? Allah'ım çok tehlikeli dedi gitti. Ne tehlikesi ya? Oğlum ben şehire mi gelmişim yanlışlıkla? Allah'ım evime nasıl döneceğim? İnsanlar yardım edin. Ulan ya, evden çıkmayacaktım. Ne güzel çocuk sahip benimle oynayacaktı. Hata yaptım, hata. Üf ya, acıktım bir yandan. Tehlikeli diyor oğlum ya. Ne yapacağım ya, ne yapacağım? Allah'ım çok korkuyorum. Benzin mi lan o? Anam. Benzin kokuyor buralar. Benzin. Benzin. Benzin verin bana. Merhaba küçük. Sen yolunu mu kaybettin? Yoksa gece yarısı burada belanı mı arıyorsun? He? Yok abi. Ben benzin arıyorum. Benzin mi arıyorsun? Benzinlik kapandı. Senin sahibin kim? Ha? Benim sahibim uzakta abi. Köyde. Ben şehire kazayla geldim abi. Çok acıktım. Karnımı doyurursan sabah ilk iş evime dönmek isterim abi. Demek köyden geldin ha? Ve burada yalnızsın. Biz yalnızlara ne yaparız biliyor musun? Bob! Gel gel. Burada bir yalnız kurt var. Biz en iyisi buna gününü gösterelim. Gösterelim abi. Siz kötü arabalarsınız. Uzak durun benden. Uzak durun. Allah, kaç 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 kaç. Ulan oğlum şehre nereden geldik ya? Nereden geldik? Gidin lan. Gidin. Allah'ın manyakları. Hayır. Rahat bırakın beni. Ben küçük bir kamyoncuyum. Onların giremeyeceği yerlere girmem lazım. Onların giremeyeceği yerlere. Buraya giremezler. Giremezler. Allah'ım sıkıştım. Bulacaklar beni. Sıkıştım. Lanet olsun. Sıkıştım. Ulan benzinim de bitti. Lanet olsun. Işıklarım da kapanıyor. Benzinim bitti. Gel gel. Buraya gitti eminim ben. İşte burada. Yakaladık seni küçük. Hayır ya. Hayır. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın. Ben size bir şey yapmadım. Lütfen rahat bırakın. Anneciğim. Babacığım. Keşke sizi dinleseydim. Gelmeseydim buralara. Ne olur yapmayın. Ne olur zarar vermeyin. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te küçük bir kamyon olduk ve
Annemiz ve babamızın sözünü dinlemedik, evden kaçtık, onların yanında çalışmak istedik. Lakin bir de baktık ki şehrin ortasındayız ve maalesef ki şehirde kötü arabalar kol geziyor. Gördüğünüz gibi bizi köşeye kıstırdılar, benzinimiz de bitti. Maalesef ki başımızı belaya soktuk. Gördüğünüz gibi çok değişik, çok fantastik bir video oldu. Bir kamyonun hayatı oldu resmen. Lakin seri olmayacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sizin için de farklı bir deneyim oldu. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Keyif aldınız mı? Ne diyorsunuz? Eğlendiniz mi? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kralım kral. Sen kimsin lan Hazik? Hazika. Gel bakalım Mbappe. Sana şimdi bu yarışta toprak atacağım oğlum. Önden başladığını sanıyor ama farkında değil arkadaşlar. Karşısında Cristiano Ronaldo ve efsane Pagani Huyra var. Oo, yarış başa baş gidiyor. Oh my god. Aldanmayın arkadaşlar. Aldanmayın. Önden gitmesi önemli değil çünkü yarışı kaybedeceği yer tam olarak burası. Pagani Huyra hız kesmeden dönebiliyorken Chiron asla bu dönüşleri yapamayacak. Ve oh my god. Toprağa Cristiano Ronaldo atacak. Oh my god. Turbosuz yarış kazanma keyfi.